Evet, dereceli videoların arasına bir tane de size böyle keyfi, hoş görünebilecek ama bu mekaniği kullanmanız için birazcık çalışmanız gereken ve bu mekaniği gol için kullanmak için çok çalışmanız gereken bir şey öğreteceğim. Hatta çok boş bir şey ama roketlik de gerçekten eğlenceli olabiliyor boş kaldığınız vakitlerde. Bunu birçok arkadaş, hani önünden bir mekanik kullanıp arkadan ikinciyi kullanmaya çalışıyor ve çok zordur. Ama herkes de yapamaz. Size bu makineyi öğreteceğim. Roketlikte tek teker gitmek. Arap Drift dediğimiz <laughs> e, olayı öğreteceğim. Bunun için yani şimdi diyeceksiniz tek teker olayı ne? Tek teker roketlikte şu şekilde arabanızı tek teker olarak sürmenizi yarayan bir şey. Bunun size küçük bir ipucunu vereceğim. Yani bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Normalde evet böyle yaparken sadece şov veya gösteriş gibi görünebilir. E, fakat e, belli bir mekaniği ekledikten sonra üzerinden mesela tek teker şeklinde gidip şöyle bir tatlı bir vuruş dokunabilirsiniz ve tatlı bir görünüş olabilir. Hani boş ama eğlencesine bir şeydir. Ama bu da bir roketlikte yapılması zor olan şeylerden biridir. Bunu da ben az buçuk yapıyordum. Birazcık artık tekniğini hafiften öğrendim. Dedim ki siz kardeşlerime paylaşayım. Nasıl yapılacağıyla alakalı. Bunu boş serbest sahada da yapabilirsiniz. Herhangi bir atölye mapinde de. Bu map'e öylesine girdim. Sadece arazisi geniş diye girdiğim bir map. Şimdi öncelikle bilmeniz gereken şeylerden biri e, önce Twitch'in reklamını yapayım kendi Twitch'ime. Artık yayınları akşam 7'ye aldım. Twitch'ten e, gelip izlemek isteyen kardeşlerimiz varsa akşam 7'de bundan sonra her akşam saat 7'de hani bir aksilik olmadıkça yayınlarımı açacağım. 2-3 saat oralarda oluruz. Etkinlikler vesaire duruma göre bakıyoruz zaten. Ondan sonra gelelim mekaniği anlatmaya. Mekanik e, öncelikle çapraz flik atmanız gerekiyor bunda. Yani sağ değil de çapraz olarak attığımız filikten atmanız gerekiyor. Çapraz olarak attıktan sonra e, arabanızı şu tuşla yani şu iki tuşla ya da şöyle hafiften şu iki tuşu kullanarak çapraz fili attıktan sonra çok minik bir busla arabanızı e, belli bir açıyla çapraz tutmanız gerekiyor. Yani atladınız Şu şekilde tuttunuz. Eliniz busta basıldı. Ondan sonra minik W ve minik E tuşlarına basarak arabanızı belli bir açıda tutmaya çalışacaksınız. Şimdi düzgün yapmaya çalışacağım. Bunu her seferde de yapmak kolay değil bu arada. Yani setup setup dediğimiz yani şu ilk olayı düzgün yaparsanız devamını çok rahat yaparsınız. Şöyle yaptıktan sonra bakın tek teker bunu geliştirirseniz çok daha uzun süreli bile yapabilirsiniz yani öyle söyleyeyim size. Böyle arabanız genelde yatmaya yakın ama çok şey de değil. Bu açıda tutup yapabilirsiniz bunu. Buna ben çok çok fazla çalışmadım. biraz çalıştım böyle. Bir Alperencim'in kardeşimin yardımıyla birazcık o genelde kolda daha kolay yapıyor. Klavye'de yapması biraz daha zor bunu. O yüzden o birazcık anlatmıştı. Klavye'deki biraz daha farklıymış. Ben de biraz çalıştım ve arkadaşlarımızın da yardımıyla hani hangi tuşa basarsak nasıl olabilir? Ne yapmamız lazım diye düşündük. Ee, tek teker yapıp bu şekilde arkadaşlarınıza artistik şov olarak da yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi çapraz atlayacaksınız, arabanızı belli bir açıyla koyup ondan sonra e, W ve E yardımıyla düzelteceksiniz. Şu ilk açıyı yakalamak çok önemli bu arada. Tekrar yapalım. Araba çok fazla yatarsa E tuşuyla hafiften sağa doğru yatırıp sonra W tuşuyla gene açınızı korumanız lazım. Bunu böyle gerçekten çok çok uzun süreli bile yapabilirsiniz. Yani belki bir 2-3 dakika, 4 dakika, 5 dakika bile yapabilirsiniz yani emin olun. Sadece doğru açıda tutmanız gerekiyor. Hatta W bile yeterli olabiliyor bazen ama gene minikten bir E dokunuşu lazım olabilir. Gördüğünüz gibi hani çok tatlı bir şeydir. Bunu yani birçok arkadaş diyebilir bu ne işimize yarayacak ama falan diye de. Şimdi roketli in gibi seven insanlarız ve hani mekanik olarak bazı şeyleri öğrenmek gerçekten güzel oluyor bunu da yap yani düşünün yayın yapıyorsunuz ya da arkadaşınızla oyundasınız ve sahanın içinde bu şekilde böyle geziyorsunuz tamam mı tek teker. Artistik olsun diye biri sizi gö böyle bile görse der ki bu adam ne yapıyor birader? Bu bu nasıl bir şey der? Kıskanır yani resmen. O yüzden bu mekanik tamamen böyle bir şey. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bir de e, şöyle bir hareket vardı. E, şu hareketi yapıp e, örneğin mesela topla gidiyorsunuz bunu Topla yapabilirsek aslında çok daha güzel olur ama topla yapması da çok zor. Buna ben de birazcık çalışacağım. Şöyle bir alayım topu bakayım yapabilirsek. Şöyle yapıp şuradan topu kaldırmak gibi bir hareket bu. Birazcık yavaşlatayım topu da. Topu hafiften öne atıp yani şunu yapmak istiyorum. Buradan kaldırıp topu şu şekilde de üzerimden atmaya çalışacağım. Biraz zordur. Tabii bunun için öncelikle size şu hareketi bir öğretmem lazım. Bu hareketi yapmak için e, hafiften arabayla giderken Shift tuşuyla arabanızı önce biraz şöyle yapıp hafiften de ön tuşuna basacaksınız. Yani şu açıyla atlamanız lazım. Ondan sonra şu açıdayken Shift'ten elinizi çekmeden direkt Cancel'layacaksınız. Yani hafiften yana yatırdım, cancel'lıyorum. Gidiyorsunuz, hafiften Cancel'lıyorum, şöyle yapıp düzeltebilirsiniz. ya Bunlar gerçekten oyun içinde tatlı görüntüler elde etmenizi sağlar. Böyle enteresan mekanikler geliştirebilirsiniz kendinizde. Tabi toplayken bunu yapması çok daha zor. Ben bile buna daha çok fazla çalıştığımı söyleyemem. Yani toplayken yapamıyorum ne hikmetse. Şöyle yapıp topu kaldırmak gibi bunu yakın zamanda mekanik olarak bir deneyeceğim bakayım yapabilecek miyim diye. Allah Allah. Böyle giderken toplayken odaklanamıyorum tam. Bunu üzerimizde tutarak yapmamız lazım. Gerçekten çok tatlı görünür. Bilmiyorum. Bu da size bir şey gibi olsun hani. Neler yapabileceğinizle alakalı. Böyle maç içinde güzel görünümler yapabilir misiniz diye. Ve Videomuzu da sonlandırayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz boş bir video olacak bu. <laughs> Böyle sadece tek tekleri göstermek istedim size. Hani pek bir mekanik olarak da sayılmaz bu ama gene gözü tatlı görünebilir. Ee, bir dipnot olarak bir aklınızın köşesinde bulunsun. Ve dediğim gibi Twitch yayınlarımızda akşam 7'de hepinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.